Arkadaşlar merhabalar bu videomda bir bilgilendirme özellikle 2023 tayfayı bilgi, ilgilendiren bir bilgilendirme yapıyorum arkadaşlar o yüzden 2023 tayfa dikkatli bir şekilde dinlesin 2022'de e, ilgilendiren bazı konular var tabii ki siz de dinleyebilirsiniz gençler önümüzdeki sene ile ilgili çalışmalar ne zaman başlayacak tarzında ve sorularınız varsa sorularınızı sorun tarzında bir post yayınlamıştım şimdi o sorularınızı yayınlayacağım ama e, bu postun altına da şöyle bir hemen Harry Potter 2022 tayfadan olan Harry Potter dostumuz bir şey yayınlamış. Hocam bu sene daha bitmedi bizi yalnız bırakmayın biz bir mezun olalım arkadan gelenlerle daha çok vaktiniz olur güzel kalbinizi öpüyorum hocam demiş. Evet 2022 tayfa haklısınız. Şu an streslisiniz. Streslisiniz demeyelim de sınava az kaldı. Sadece sizinle ilgili bir şeyler yapalım istiyorsunuz. Arkadaşlar doğru. Yaptığımız bütün içerikler zaten hep sizinle ilgili. Ne yapıyoruz? Bir konu iki soru yapıyoruz. Ne yapıyoruz? ÖSYM e nereden nereye serisinin daha sorularını yazıyoruz. Videolarını falan çekiyoruz. Sizi ilgilendiren videolar zaten bunlar. Bundan sonrasında zaten ben video çekeceğim zaman sizin vaktinizi çalacak videolar çekmem. 2023 tayfa derim ya da videonun başında 2022 tayfa kesinlikle izlesin derim. O videoları izleyin. Başka türlü bir, yani ekran karşısına geçip de zamanınız kaybolmasın. Denemelerinizi çözmeye devam. Şeylerinizi çözmeye devam. Eee deneme çözmeye devam. Özellikle deneme çözmeye ve sizi ilgilendiren videoları izlemeye devam. Boş videolar serisinden aman aman uzak durun arkadaşlar. Beni izlemeyin. <laughs> Diğer hocalarımızı da izlemeyin. Çünkü yani şey, sizi ilgilendiren bir şeyler varsa izleyin. Şimdi geçen sene aynı şeyi sizin için de yapmıştık. Bilgilendirme videoları falan çektiğimizde 2021 tayfa bize biraz sistem etmişti. Ee, şimdi siz de beni bu anlamda anlayın. 2023 tayfayı ben burada bilgilendirmek zorundayım arkadaşlar. İşte yeni konu anlatımıdır, şudur budur, hangi yayınları çözeceğiz, o tür şeyleri bilgileri vermek zorundayım. Ee, sizler de videoyu izlemezsiniz, sizin yeriniz gerçekten ayrı ve sizden de bir anlayış bekliyoruz ve istiyoruz gençler. Tamam, 2022 tarihi. Evet, şimdi. Sadece matematik bir, bir soru sormuş. Hocam acilden ayrıldınız diye bir söylenti var. Doğru mu? Söylenti değil. Doğru bir şey arkadaşlar. Ve acille ilgili kanalında ne kadar soru varsa hepsini ne kadar video varsa hepsini kaldıracağım. Altını çizerek söylüyorum. Kaldıracağım yani sileceğim arkadaşlar. Ne zaman? Haziran 20'sinde. Haziran 20'sinde sanırım kaç taneydi? 1433 tane falandı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Hepsini sileceğim arkadaşlar. E, acil yayınları biliyorsunuz. E, tecrübeli bir yayın, kaliteli bir yayın. E, sizi mağdur etmeyecek. Haziran 20'sinde o da e, kendi sitesinde videoları yayınlayacaktır arkadaşlar. O anlamda sıkıntı yok. E, sadece videoları ben değil de başka bir öğretmen, başka bir tecrübeli, belki benden daha daha bir tecrübeli bir öğretmen arkadaş kendi kanalında ya da nerede Acil'in kanalında büyük ihtimalle çözecektir arkadaşlar ve bu anlamda mağdur olmayacaksınız gençler. Hocam biz kitabı aldık. E aldınız. Mağdur olmazsınız. Merak etmeyin. Alın, çözümlerinizi yapın. O çözümler sınava kadar duracak. Sınavdan sonra sadece başka bir dilden, başka bir kişiden dinlemiş olursunuz. Tamam mı gençler? Evet, bu soruyu geçelim isterseniz. Şimdi hocam Mert Hoca gibi kendi kitabınızı çıkarsanız çok başarılı, ol başarılı olacağınızı düşünüyorum. Böyle bir planınız var mı? Ee, sonrasında da teşekkürler falan filan. Evet gençler. Şimdi yapacağız. Mert Hocam. Hocam buradan selamlar Mert Hocam bu arada. Mert Hoca gibi biz de kendi kitabımızı çıkartacağız. Hatta kendi kitabımız şöyle çıkartacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz her sene... Konu anlatımını güncelliyorum. Niye? Çünkü biz kendimizi geliştiriyoruz. Her anlamda kendimizi geliştiriyoruz. Teknolojik anlamda ve bilgi anlamında. Biz konu anlatımında geçen seneki ana konu anlatımları olacak. Onun üstüne belki bazı hoşuma gitmeyen soruları yine çıkartacağım. Yeni soru güncelleyeceğim. Yeni sorularda yazdım zaten. Yine konu anlatımını geliştireceğim arkadaşlar eski konu anlatımından hocam başlayalım mı diyenlere şimdiden itibaren sözüm şu hayır sınavdan sonra benimle birlikte başlayın arkadaşlar. Benimle birlikte başlayın. Hocam sınava kadar ne yapacağız? Biraz oyalanın. İşte ne bileyim kendiniz bir bir şekilde çalışın bir kitap çözün çok kolay bir kitap çözün bir temel yapmaya çalışın. Size tavsiyem bu olacaktır. Çünkü kitap şu şekilde olacak arkadaşlar. Bir kitap çıkartıyoruz evet Konu anlatımında iki tane düşünüyorum. Yani bir teyit bir, bir geometri geometride olmuyor gibi ama e, şöyle yapacağım. Üçgen ve dörtgen. Üçgenler ve üçgenler zaten çok önemli. Üçgen ve dörtgen konusu zaten TYT'nin 8 tane sorusuna denk gelmiyor mu arkadaşlar? Evet. O yüzden sadece üçgen ve dörtgen kitabı ayrı. E, sonra geriye kalan çember olsun, analitik geometri olsun, katı cisimler olsun, çember anlatıyor olsun. O da ayrı bir kitap olacak arkadaşlar. İki tane ayrı ayrı bir konu anlatımı şeklinde olacak. Ve buradaki konu anlatımında bu seneki gibi şey de olacak. Yani ne bileyim. Belki e, üçgenlerin sonunda böyle bir e, tekrar testleri falan da koyabilirim. ya yani O şekilde bir tekrar sorularımız falan da olacak. Belki de 3-4 konudan sonra koyacağım. Şu an bir e, düşünce aşamasındayım. Tekrar soruları da mutlaka mutlaka orada olacak arkadaşlar. Tabi bunların hepsi kanalında çözülecek. Ve dediğim gibi. Kanalında çözülürken konu anlatımında e, teknolojik anlamda da çok iyi bir noktalara geliyoruz. Işıklandırmayı e, güzel yapacağız mesela. E, ondan sonra m, mikrofonu daha iyi bir şekilde daha kaliteli bir mikrofon alacağız. E, ondan sonra ne bileyim animasyonlar üzerine uğraşıyorum şu anda mesela. Konu içerisinde tak deyip bir animasyon gelecek mesela. Onun gibi şeylere de uğraşıyoruz arkadaşlar kendimizi geliştirip. E ee, güzel şeylerle karşınıza çıkmayı planlıyoruz inşallah. istediklerimizin hepsini yapıp sizin karşınıza çok güzel ve kaliteli bir şekilde geleceğiz gençler. Tamam? Ee, bu şekilde şey olacak. Bunu cevapladım ama şunu cevaplamadım. Tamam şimdi şuna gelelim. Tekrar bir yayın eviyle anlaşacak mısınız? 3 4 5 ve 3'te veya orijinal gibi hocam. Ya tekrar bir yayın eviyle şöyle arkadaşlar ben normalde konu anlatımını yaptıktan sonra ne yapıyordum? Konu anlatımından sonra iki tane kitap çözülmesini tavsiye ediyordum. En az iki kitap çözülmesini tavsiye ediyordum. Önümüzdeki sene kesinlikle ama kesinlikle 3-4-5 yayının kitabını çözeceğim. Kendi kanalımda çözeceğim. Hocam uygulamada var bilmem ne falan filan önemli değil. Benimle birlikte takip eden arkadaşlar olabilir belki. Benden ee, benimle birlikte izlemek isteyen benim tarzıma uygun olan arkadaşlar vardır mesela. Ben tarzımı orada göstereceğim. Kesinlikle ama kesinlikle 3-4-5'in Kitabını birlikte çözeceğiz arkadaşlar. 3-4-5'in yanında da şöyle bir şey düşünebilirim. Ya bir yayın daha düşünebilirim, çözebilirim. Buradan yayıncı arkadaşlara da sesleniyorum. Ee, eğer beni duyuyorlarsa, sesimi duyuyorlarsa bana ulaşsınlar. Ee, bana ulaşmak kolay. Zaten hemen hemen herkeste telefonum var gibi zaten. Ee, öğrenciler bile bana ulaşıyor yani. Sıkıntı yok. Bana ulaşabilirsiniz. Hocam pdf'imiz bu. Bakar mısınız? 3 4 5ten sonra hangi yayın daha mantıklıysa ee, inceleyeceğim bütün soruları inceleyeceğim hangi yayında daha mantıklıysa onu sizinle çözeceğim ya çözeceğim ya da başka bir planım var arkadaşlar İşte tekrar söyleyeyim şurada bir anlaşılıkla ee, çok konuşamadım akşam vakti tam orucun sonlarında konuşuyoruz bunları 3-4-5 yayınları kesinlikle çözecek tamam bunun yanında ya bir kitap çözeceğim ya da farklı bir planım daha var ee, hangisi sizin için mantıklıysa onu yapacağım e, o yüzden benim e, ne bileyim diğer yayıncı arkadaşlar kafanda bir e, 3-4 tane bir yayın var. E, o yayıncı arkadaşlarla bir görüşeceğim. PDF'leri de inceleyeceğim. O yayıncı arkadaşlar bana da ulaşabilir arkadaşlar. Tamam. E, o yüzden yalnız iki kitap kesinlikle çözdüreceğim. Hatta isim de verebilirim. Ben kendim çözmesem bile size isim de verebilirim. Direkt 3-4-5 artı şu yayını çözün diyebilirim gençler. Hocam geometri tekrar kampı yapacak mısınız? 2022 tayfa soruyor galiba bunu. Evet geometri tekrar kampı arkadaşlar şu an aslında yapıyormuşum gibi ne yapıyorum? ÖSYM nereden nereye serisini ben e, sorularını yazıyorum. İşte onların şeylerini çekiyorum arkadaşlar. Şu an çember yazılıyor. Çemberi bekliyorum. O tekrarlarımız ÖSYM sorularıyla yapıyorum bu sene aslında. Ha hocam e, bana tekrar lazım diyorsanız geçen seneki tekrarları da izleyebilirsiniz. Tamam. Orada da geçen senede Zaten tekrarlarımız vardı. E, onların altında yine PDF'leri falan filan da vardır arkadaşlar. Oradaki tekrarlar sizin için yeterli olacaktır. E, 2023 tayfa önümüzdeki sene böyle şeyler yapacak mıyız? Evet o tekrar kamplarını belki yine e, kitaplaştırılmış halde daha profesyonelce bir şekilde sizin karşınıza geleceğim. Haberiniz olsun. Tekrar derslerinin yenisini çekebilirsiniz Trigonometri dahil demiş. E, dediğim gibi maalesef çekemiyorum. Trigonometri olayı da arkadaşlar... Ya ben trigonometri hatta şurada hocam trigonometri ile ilgili bu kalan zamanda kaliteli soru çözümü yapar mısınız? Çok iyi olur bizim için. Gerçekten arkadaşlar boş vaktim yok zamanım yok. Ee, bu anlamda size yardımcı olamayacağım. Bu anlamda çok özür diliyorum. Ben özellikle geometri kısmına çok yoğunlaştım. Trigonometri de tamam acildeki trigonometriyi çözdük. Trigonometriyi de çok severek anlatırım ben. Severim ama sırf geometri kısmına yoğunlaştım. Trigonometrisinden çok böyle şey geldiği için, e, talep geldiği için ben konu anlatımını yapmıştım. E, burada soru hazırlamasıdır, tekrardır falan filan beni çok yıpratır. Şu an zaten zamanım olmadığı için bu anlamda da ee, size bu anlamda yardımcı olamayacağım özür dileyerekten bunu da size söyleyeyim ee, hocam 23 tayfa için geometri kaynak önerileri artı geometri için nasıl çalışmalı vesaire gibi bir şey demişsiniz aslında biraz önce yanıtladığım gibi bir şey bunun zamanı var biz hazirandan sonra sınav e, konu anlatımlarına başlayacağız o zaman ben size yönlendirmelerimizi yap yönlendirmelerimi yapacağım Hatta ne dedik? 3-4-5 garanti. 3-4-5'i çözeceğiz. Bunun yanında bir kitap daha önereceğiz arkadaşlar. Bir incelemem lazım. Ee, bir de şöyle bir şey var. Şu an bir konu iki soru yapıyorum ya. En beğenilen soru ne? Hocam ikinci soruları çok güzel. İkinci sorular hep 3-4-5'in sorusu arkadaşlar. Şimdi açıklıyorum bunu. Bazı arkadaşlar biliyor. Bazı öğrenci arkadaşlar biliyor zaten fark etmiş 3-4-5 olduğunu. Gerçekten çok kaliteli bir yayın. Ee, o yüzden 3-4-5'i çözeceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ama bir yayında öbür yayında e, inceledikten sonra sizinle bu anlamda e, istişare yapıp yani size yine bu video çekip sizin karşınıza geçeceğim daha doğrusu. Neyse. 2023 YKS için geometriden kaç kaynak bitirmemizi tavsiye edersiniz? Evet. Bu arkadaş da aynı şeyi söylemiş Burak da. Bir de geometri nasıl çalışır anlatırsanız çok güzel olur bence. Onları dediğimiz gibi arkadaşlar şimdi değil. Ee, ne zaman? Şeyde anlatacağız ama kısaca tekrar söyleyeyim. En az iki kitap bitirilmeli benim konu anlatımımla birlikte. Ya da başkasının konu anlatımıyla birlikte. Kimler var hocam? Geometride konu anlatan. Az söyleyeyim ben. Nurtaç Hoca. Selamlar. Tanışıyoruz. Sohbet ediyoruz. Eren Ardıç ile Geometri. Ondan sonra başka merkeze teğet İlhan Hocam. Tanışıyoruz. Hepsiyle tanışıyoruz arkadaşlar. Hepsiyle de arkadaşım diyebilirim yani size. Tamam mı? Ee, bu arkadaşlara bakabilirsiniz gençler ee, sorularınız bu ayardaydı hep böyleydi önümüzdeki sene bomba gibi geliyoruz konu anlatımları eski konu anlatımları kalkmayacak eski konu anlatımları duracak ee, yeni konu anlatımları üzerine daha yenisi konulara kitap çözümleri de daha kaliteli bir şekilde karşınıza gelecek arkadaşlar haberiniz olsun sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın